saat gecenin üçünde kapı tak 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 diye çaldı. Meğersem işte sınırdan geçeceğimiz için gümrük polisiymiş. Sonra işte tabii tren duruyor, inceliyor vesaire. Sonra bir saat sonra büyük ihtimalle işte hareket ettik. Diğer sınırın diğer tarafına geçtik. Bu sefer diğer sınır polisi. Ne kadar paranız var? Kaç gün kalacaksınız? İşte Türkiye'nin durumu kötü ama bunların hepsini tabii kendinde söylüyor. Biz de yani elli hareketlerinden, işte şundan, kaç gün, 1, 2, 3, Türkiye işte falan böyle. Ne kadar işte bagajımız olduğuna kadar her şey sorguladı. Ama geçtik. Şu anda gün ağırdı ve Podgorica çok az kaldı. Manzarayı izlemek günün sonunda. Manzarayı izlemek çok güzel. Tren yolculuğunun en güzel kısmı da bu zaten. Size de şimdi gösterelim. Podgorica Central Station'ına yağmurlu bir sabahta varmış bulunmaktayız. İlk işimiz tabii ki Pekara. Börek yiyeceğiz. Şöyle Çık Mahallesi'nden de geçerek yürüdük. Burası Osmanlı'nın yine kalıntılarının olduğu bir yer. Burası Saat Kulesi diye geçiyor zaten. İçeri tarafta bir cami vardı ve hiçbir şey yok dünyanın ki. Havada biraz yağmurlu. Hızlıca geçtik. Şimdi gidiyoruz. Barlar Sokağı'nı bulduk. Diğer geçtiğimiz yerler kötüydü ama en azından burası bayağı gayet güzel. Yan yana bir sürü mekan var. Hepsinin pergolası var. Neden mekan yerine mekan dedim bilmiyorum. Şimdi oturduk biz de. Evimizin giriş saati açılana kadar dışarıda vakit geçiriyoruz. Derken fark ettim, hiçbir şey bahsetmemişim. Dedim ki hemen video çekeyim ve biraz bahsedeyim. Şehre indik trenden, ancak baya bir vaktimiz vardı Airbnb'ye girene kadar. O yüzden şehri keşfedelim dedik. Zaten şehir küçük, sokaklarını keşfederek baya aşina hale geldik. Bir galeri gördük, ona girelim dedik. Orada da biraz bir kısmı tarihle alakalıydı ama bir kısmında da önemli Svetlana diye bir mimarlarının, işte kadın önemli bir mimarın eserlerine dair böyle işte fotoğraflar, görseller, planlar, çizimler vardı. Çok hoşuma gitti. Hatta biz de şehri yürürken sadece beğendiğim tek bir yer vardı. O da böyle bir şehrin ortasından geçen nehrin orada bir yerleşki, bir otel gibi bir yerdi ya da villa gibi düşündüğüm bir evde. Sonrasında fark ettik ki onunmuş. Hemen dedik gidelim. Ama maalesef gidemedik. Çünkü şehir içerisinde kısıtlı bir vaktimiz vardı. Şehir çok küçük. Şehrin bir ucundan diğer ucuna 2 euroya, maksimum 3 euroya taksiyle gidebiliyorsunuz. O yüzden biz de daha farklı yerlere gidelim. Zaten beğenmediğimiz için Podgorica'yı da. Daha farklı yerlere gidelim. Budva Kotor'a gidelim dediğimiz için araba kiraladık. Ve bu vesileyle de Svetlana'nın eserine de gidebilmiş olduk. Aslında yakınlarda bir göl vardı. Oraya da gitmek istiyorduk ama maalesef olmadı. Şimdi Svetlana kim bu kadar beğendin? Onlar biraz da işlerini de buraya koyarım. Çektiğim fotoğrafları. Kendisi aslında Louis Kahn'ın öğrencisi. Şimdi Louis Kahn Estonyalı bir mimar ama zaman işte Amerika'ya gidiyor ve Philadelphia'da bayağı böyle bir içerik mimari anlamda iş üretiyor ve mimarlık okuyorsanız kesinlikle Louis Kahn'ı duyuyorsunuz. Onun öğrencisi. Zaten onun çizgisine benzer olduğunu böyle ben hani anlayabilmiştim. O yüzden de belki yakınsadım, hoşuma gitti. Daha önce gördüğüm için belki bu tarz plan çizimlerini. Neyse o otel, şehrin içindeki otele gidemedik, onu yapmış oldu. Ama onun savaşta hayatını kaybeden insanlar için yapmış olduğu heykelini ziyaret ettik. Heykel demeyelim, böyle bir anıtı ziyaret ettik diyelim. Şimdi onun bir içeriğini göreceksiniz. Sonraya geldik. Svetlana'nın yapmış olduğu bu eserde düşen askerleri sembolize etmiş. Yakından göreceğiz. Heykelin planını görüyoruz burada. Önce işte Balkan Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren aslında kişileri atfına yapılmış olan bu anıtta 4. alanda bir amfiteyatro olarak yer alıyor. 5. alanda da heykeli görüyoruz. Şimdi biz de o tarafa doğru ilerliyoruz. So
sonunda böyle Montenegro'da, yani Karadağ'da sevdiğimiz bir yer bulabildik. Şehrin sokaklarını Podgorica'da çok fazla sevmemiştik ama burası, Bulvan'ın sokakları gerçekten çok güzel. Zaten yani yazlık bir yer, böyle Bodrum ya da işte Alaçatı sokaklarında yürüyormuş gibi, aynı olmasa bile. Şimdi size diğer tarafı çevireceğim kameranın. Zeytin ağaçlarını falan, sokakları görün, çok güzel. Tamam, zeytin ağacı değil ama olsun, zeytin ağacı da var burada. Gördüm. Evet, gördüm. Üzerinde zeytin bile vardı. Hatta şaşırdım neden toplamamışlar diye. Şimdi Museum of Budva'ya giriyoruz. Hadi bakalım. Burada da bir kilise varmış. Ve sonunda zeytin ağacı. Evet, buldum. Üzerinde bir tane bile zeytin yok ama. Olsun, toplamışlar. Turistler çalmışlar. Böyle sonradayız. Koşarak geldik buraya. Birazdan fotoğraf çekilme seansımız başlar. Onun öncesini de göstereyim. Yazın denize girdiğini düşündüğümüz, şu an insanların köpek gezdirmeye geldikleri bilimum kafeler. Her yerde olmazsa olmaz bir tane, burada da bir yelken şeklinde bina var. Yolun sonu da denize çıkıyormuş. Şurada tek başına oturan, romantik tablolardaki gibi bir teyzemiz var. Şu an tabii yılbaşı zamanı olmasa, yılın sonu olmasa denize girilirdi. Ama olsun. Denize giremiyoruz ama olsun. Bir daha geliriz, bir daha gireriz. Bir daha değil yani. Giremediğimiz için şu an, o zaman gireriz. Bir tane o yoga yapan kadın heykelinin oraya gideceğim. Aynı pozu vermeye çalışacağım, umarım olur. Gelmek istediğimiz San Stefan'a yaklaşıyoruz. Şimdi tepeden görüyoruz. Çok güzel. Hadi bakalım. Bunlar da zeytin değil mi? Artık zeytin yani. Yarım saatte beni burada şey biliyorsunuz. Burası sosyal diyetik yani. Kuş sesleri, dalga sesleri. Burada pod'un grill olduğunu öğrendik çünkü dün gittiğimiz restoranda da pod'du. Burada da pod diye bir yer var ve İngilizcesi grill bar diye geçiyor. Burada bir dil öğreniyoruz ama hangi dil olduğunu asla bilmiyoruz. Buradaki konuşulan dil biraz İtalyanca, biraz Yunanca'yı andırıyor ama tam olarak Karadağ'ın ulusal diline diye sorarsanız hala bir bakmadık. Ona bir bakmak lazım. Utanıyorum biraz da bunu söylerken. Arkayı göstereyim. Şimdi buraya gideceğiz. Rivayete göre burası Caz diye bir tane sahil var. Orada yapılan savaş sonrası, Türklere karşı yapılan savaş sonrası elde edilen hazinelerle kurulmuş bir yer. San Stefan adındaki aslında o önemli dini kişiliğe atfedilmiş bu yapının sonrasında bir otel alıyor 1955 yıllarında ve otele dönüştürülüyor. Biraz biz garipsedik bu durumu çünkü bu kadar güzelliği. Belki otel alması bu kadar güzel olmazdı şimdi. O da bir gerçek. Ama konum itibariyle de hala bence çok güzel. Şimdi şu konumu daha iyi görmenizi sağlayacak bir spota geçiş yapıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle bir yeri otele satmışlar. Olacak şey değil. Şimdi çok güzel, çok güzel, çok güzel diyerek bu köprü üzerinden yürüyoruz. Sağ tarafta küçük bir balıkçı teknesi var. Solunda artık et yemekten. Balkanlarda et o kadar ucuz ve lezzetli ki sürekli et yiyorduk. Ama bu akşam sonunda balık yiyeceğim. Çünkü burası çok güzel bir balıkçı yeri aslında. Arkada da Karadağlar var. Ve çok güzel bir sonbahar manzarası. Yazın da gelirmiş ama bence kışın ve sonbaharda da gelmek oldukça güzel bir deneyim. Eğer buradakilere sorarsanız tabii asla güzel bir deneyim değil. Yağmurlu, hava kötü. Onlar için tabii ve güneş. İçlerini ısıtıyordur, güzel yapıyordur burayı. Ama bizim için şu anda burada olmaktan mutluyuz. Bol bol zeytin ağaçlarının arasında
Şimdi yukarı doğru çıkan bir yol var. Oraya gidiyoruz. Azıcık da kendimi göstereyim. Manzarayı da. Çam ağacı kokuları, deniz kokusu, denizin sesi. Daha iyi bir rota olamazdı. Kotor'a geldik. Her ne kadar burası göl gibi görünse de aslında bu arkada küçük bir daraldıktan sonra denize doğru açılan aslında bir deniz gibi bir yer. Şehrin her iki tarafı da dağlarla sınırlandırılmış. O yüzden aslında şehrin büyümesi o kadar da olası değil. Güzel böyle balıkçı yerleri var. Çok heyecanlıyım, akşam balık yiyeceğiz. Su aşırı berrak. Yer yer balıkları da gördük. Onları biraz korkuttuk. Akşam yiyeceğiz diye sizi. Kotor işte burada durulur. Olmadı. Ne olabilir? Kotor işte bu obur obur. Müge. Obur obur obur. Orla ne bitiyor? Kotor işte çalarsın dor dor. Kotor için bir şarkı yazmayı muhteşem sesinde söylemek istiyorum. Sonunda Kotor ya, neydi? En sonunda Kotor yüreğim oldu kor kor. Gel de bir bana sor sor. Yaşam burada ne zor. Kotor Kotor. Teşekkürler arkadaşlar. Kotor'a yazdığım Bodrum şarkısından sonra yolda giderken Bodrum şarkısını dinliyorduk. Onu hemen Kotor'a uyarlamış olduk. Burası da Kotor'un tarihi alanı. Şu tarafta tam şu çizgi üzerine dikkatli bakarsanız orada kale kalıntılarını görebiliyorsunuz. Şurada bir tane kilise var. Yukarıda da yine o eski kaleden kalan parçaların devamını görebiliyorsunuz. Burası da merkezin olduğu yer. Şimdi Old Town kapısından geçeceğiz ve keşfetmeye başlayacağız. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım demem, bunu da görünce Christmas market zamanı. Şehir haritasını aldık. Yere attık. Yere attık. Şehir haritasını aldık ve Türkçe şehir haritaları da varmış ama kadın bu İngilizce olduğunu üzerine çizdiği için bunun içerisindeki Old Town'u keşfedeceğiz şimdi. Old Town'un tam Türkçe olarak ne söyleyebiliriz? Eski meydan. Eski merkez. Eski merkez. Eski köy. Eski şehir. Afyon, Urfa falan değil. Kütahya, neredesiniz? Dağlardan gelen su bu şekilde aşağı indiğini düşünüyoruz. Ya da şehrin merkezinde böyle işte değişikli sıcak su kaplıca ılıca yerleri var. Şimdi şehrin içerisinde dolaştıktan sonra bu yukarı çıktık, yan tarafta akan nehri. Aslında ilk başta gösterme botların olduğu alana doğru yürüyoruz. Günü biraz batırmış olduk. Çünkü bir gün içerisinde sabah yola çıkıp Budva'dan Kotor, belki şimdi Kotor'dan da bara gideceğiz. Çok güzel, keyifli bir gün oldu. Sokaklarda gezerek bulduğumuz, sezon olmamasına rağmen taze balık bulmayı başardığımız restoranımızda çok heyecanlıyım. Peras köyündeyiz. Eski Venedik köyüymüş. Aslında merkezdeki o eski şehir dediğimiz alanın da Venedikliler etkisinde olduğunu söylediler burada. Bu köy de aynı şekilde böyleymiş. Şu an tabii ki hava çok çok erken karardığı için karanlıkta yürüyoruz. Ama eminim yazın gece havanın geç karardığı zamanlarda güzel oluyor. Dağda geçen maceramızı biraz anlatmaya çalıştık. Podgorica tamamen yanlış bir tercihmiş. Oraya daha fazla gün verdiğimizi üzüldük aslında. Eğer yolunuz Karadağ'a düşerse Budva ve Kotor'a şans vermenizi, hatta Bar diye de bir yer var, oraya şans vermenizi diliyoruz. Yazın bence gitmeyin çünkü duyduğumuza göre çok turistik, özellikle kruz gemilerin yanaştığı böyle
60 plus Amerikalı insanların şehre böyle hücum ettiği bir zaman oluyormuş. O yüzden belki o sezon açılmadan biraz önce gidip hava güzelken de girip o denizin o tadını çıkarabilmek gerçekten güzel olurdu. Biz denize girememiştik ama yine de çok eğlendik. Devamında Bosna'ya devam edeceğiz. Bosna videosu sonra gelecek. Eğer video içeriklerimi beğeniyorsanız beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabım da aynı. Oradan daha çok fotoğraf ve içerik paylaşıyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi bu videoyu size Bosna'ya giden küçük bir otobüs ya. Otobüs bekliyorduk. Biz sonuçta otobüs bileti almıştık. Ama böyle bir transporter dolmuş gibi bir şey geldi. O dolmuşun içerisinden dışarı baktığım manzarayla uğurluyorum. Dikkat edin. Umarım Balkanlara gelebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten beklemiyordum bu kadar ama çok beğendim. Hem de ucuz olmasından dolayı istediğimizi de yapabildik. Bu hissiyat da güzel oldu. Görüşmek üzere.